Ben Mustafa Karaca. Bu videomuzda G92 komutuyla diz çekmeyi öğreneceğiz. Tezgahımızı açalım. Gönderdik. Kapımızı açtık. Ayna ayaklarımızı açtık. Aynamıza çap 20 100 mm boyunda bir parça bağladık. Bir de alına diş çekeceğim için bir tane diş takımı bağlıyorum. Dış çap bir daha açma. Şu takım. 25'e 25 katerim. Takımın boyu 100 mm. Kalınlık 3, uzunluk da 3. Tamam. Taret ekleyelim. 1 numaralı taret taktık. Bakalım takımımıza. Evet, tamam. Doğru. Şimdi burada elmas yukarıda olduğu için bu elması ben bir türlü aşağı alamadım. Kusura bakmayın. M4 ile diş çekeceğim. Çünkü elmas yukarıda, yani M4 yönüne uygun bir takım. O yüzden M4 ile diş çekeceğim. Siz tabi sağ diş çekeceksiniz eğer normal M3 yazacaksınız. Eğer sol diş çekecekseniz M4 yazacaksınız. G90'daki devrinizi aynanızı döndüren komuta. Onu söyleyelim. Hemen edit'e aldım. Tezgah modumu. Pardon, edit'e almadan önce takımı sıfırlamam lazım. Evet. 1 numaralı takım. Offset. Geom. X20. Measure Z 0 Measure. Kapıyı kapattım. Referansa göndereceğim. Tamam. Şimdi edit'e aldım. Program tuşuna bastım. Dır tuşuna bastım. Bakalım kütüphanemizde hangi numaramız boşmuş. 15 de bitmiş en son. 16 numaralı programı açabilirim. O16 insert EOP insert. Tamam. Şimdi takım 01 01 taretimdeki takımı seçtim. Şimdi bu takımla ne yapacağım? Tezgah bunu söyleyeceğim. Diyorum ki ilk önce takımdan önce şu ayna G97 ile sabit devir ile S800 devir ile dönsün. Hangi tarafa dönsün? Saat yönünün tersine, yani M4 ile dönsün. EOB insert. Sonra diyeceğim ki takımıma hızlı bir şekilde parçamın şu noktasına yaklaş. Yani X'te 22, benim parçamın kalınlığı dış çapı 20 idi. Ben emniyet olsun diye 22'ye yaklaşacağım. Z'de 2, yani 2 metre de gelsin dursun. Yani hızlı bir şekilde gelsin G0'dan şu noktada beklesin. Bunun için G0 X 22 Z 2 dedim. Hop insert. Şu anda takımım gözünüzde canlandırın. Tam şuraya geldi bekliyor. Şimdi benden ne istiyor? Diyorum ki tezgah, senden şunu istiyorum. G92 ile bana diş çek. Bizim şu an mesela biz metrik 20 diş çekelim. Dolayısıyla metrik 20 diş dibini bilmem lazım. G76 videosunda anlatmıştım diş dibi hesaplama formülünü. Burada da onu kullanalım. Eğer aklınızdan ezbere bilmiyorsanız hemen açalım hesap makinemizi bunun için. Metrik diş çekeceğiz. Dolayısıyla bizim sabit bir sayımız vardı. Neydi? 0,65 çarpı hatveydi, değil mi? Çarpı hatve. Bizim hat metrik 20'nin hatvesi 2,5'tur. 2,5 eşittir. Bu bizim tek taraflı diş derinliğimiz. Sonra yapmamız gereken neydi? Bu çıkan değeri 2 ile çarpıyoruz. Çarpı 2 eşittir. Toplamda diş derinliği ve diş çekecek olduğumuz çaptan bu değeri çıkaracağız. Bizim çapımız neydi? 20 idi, değil mi? Bu değere eksi 20 diyorum.
Eşittir 16.75. Bunu unutmuyorum. Aklımda bu benim. Çünkü en son buraya X'te G92'nin altına XXXX diye sıralayacağım pasoları. En son ineceğim paso 16.75. Bunun aşağısına inemem. Eğer bunun aşağısına inersem dişim çok boş olacaktır. O yüzden 16.75 ölçüsünü aklıma tuttum. Şimdi 20 ile bizim çapımız. X 19.5. Z eksi 30 mm boyunda diş çek. F 2.5. Hop insert. X. Bakın buraya G1 yazmıyorum. G92'den sonra G1 yazarsanız G92'yi iptal ederseniz ve normal tezgah normal işlemeye devam eder. Yani normal G1 ile işte X'te aşağıya inmeye çalışır. Buna dikkat edin. G92'den sonra hiçbir zaman G1, G0 herhangi bir G kodu yazmıyorsunuz. Eğer G92'den sonra herhangi bir G kodu yazarsanız tezgah diş çekme çevrimini anında iptal eder. Çünkü G komutunu bir sonraki G komutu her zaman iptal eder. Şimdi geldik. Tabii telafiler hariç. G41 ile G42'ler hariç. Geldim. Dedim ki X 19 job insert X 19.5 job insert X 19 job insert. Ben 10'da 5 10'da 5 alıyorum ama yine buradaki değerler, buradaki pasolar ve devir tamamen parçanızın sertliğine, yumuşaklığına göre değişiklik gösterir. Ben temsili yazıyorum. Onu da bilgisini vereyim tekrar yine. Neredeydik? En son X 19'a indik. Şimdi X 18.5 job insert X 18 job insert X 17.5 job insert X 17 job insert X 16.75'ti galiba. Bir bakalım tekrar unutmayalım da. Yanlışlık olmasın. Evet 16.75'miş. X 16.75'e geldik. Daha bundan aşağı inemeyiz. Eğer inersek dediğimiz gibi dişimiz boş olur. 16.75'i ben bir kere daha göndereceğim. X 16.75. Bu da finish olsun bunun. Sonra G28. Bakın G92 iptal etti. G28. U0 X'te referansa git. Z ekseninde referansa git. Hop insert. M30. Insert. Ben bu programda suyu açmadım ama siz artık onu eklersiniz. M8 zaten. Bazı tezgahlarda M7 olabilir, M12 olabilir, M10 olabilir. Tamamen üretici firmanın belirlemiş olduğu kodlara göre bu tezgah markalarını ve modellerine göre M8 yani tezgah buradaki bor yağı açma komutu değişiklik gösterebilir. Ama standardı genelde, standart demeyeyim de genelde hep M8'dir. Soğutma sıvısını açmak. Otomatiğe aldım. Parçama da şöyle bir yaklaşayım. Dişimi açmaya başlıyorum. Evet. Dişimizi açtık. Bakın dış çapta olduğu için çok problem olmadı ama az önce hatırlarsanız bir önceki G94 komutunda alnına diş çekerken şeyi görmedik. Alındaki dişi görmedik. Tamam. Problemimiz yok. Şimdi gelelim G92'nin bir güzelliğini size göstermeye. Nedir o güzellik? G92 komutu ile yani G92 çevrimi ile konik diş çekme. Nasıl yapılır? Hemen stokumuzu yenileyelim. Yani stok dedim şu parçayı. Bunu yenileyelim. Tamam. Şimdi diyelim ki bunun çapı 20 idi. Benim en büyük çapım şu an 20. Ve ben bunu konik tonladım. Çap 10'a kadar. Çap 10'dan başlayacak. Çap 20'ye böyle konik bir diş çekecek. Dolayısıyla ne yapıyorduk? Aynen G76'da olduğu gibi. Küçük çaptan büyük çapı çıkarıyoruz. Çıkan değeri 2'ye bölüyoruz ve G92'nin yanına yazıyoruz. G92'nin yanına ne diye yazıyoruz bunu?
R diye yazıyoruz. Dış çap eksi, iç çap artıydı hatırlarsanız. G76'da olduğu gibi. Bunda da tamamen aynı mantık. Hemen edit'e aldım tezgahımı. Geliyorum G92'nin yanına. Z'den sonra yazayım. Buraya dedim ki R eksi 5. Insert. Bu programda bunu ilk defa çekeceğim. Belki program hata verebilir, onu baştan söyleyeyim. Çünkü her komutu istediğim gibi çalıştıramayabiliyoruz. Kurulumda sıkıntı olduğu için. Ama sizin elinizdeki lisanslı programda üretici firmanızla iletişime geçip o problemleri giderebilirsiniz. Memory iyi hata vermedi ama çarpma hatası verebilir. Güzel. Çarpma hatası da vermedi. Yani G92 ile konik diş de açabiliyormuşuz. Gayet de güzel oldu. Ha. Çok güzel görünüyor diş. Bakalım. Evet. Şimdi siz bu parçaya böyle diş açmadan önce parçanızı konik tonalamanız gerekiyor. Onu söyleyeyim yani. Hani direkt şöyle önce parçamın bir stonu göstereyim de. Takım hatta iki boyutlu gösterelim. Yani takım ilk başta şu kadar pasoya gireceği için takımın ucunu direkt kırar. Hatta takım ucunu kırmayı bırak, takımı da kırar. Parçayı da belki fırlatır buradan, ona dikkat edin. Yani böyle bir parçaya konik diş çekmeden önce parçanıza konik bir şekilde tonalamış olun. G92. Ne yaptık? İlk önce tezgahımıza devir verdik. Pardon, ilk önce takımımızı belirledik. Sonra tezgahımızı G90 ile sabit devir verdik. Yine diş çekme işimiz bitmeden devirle oynamıyoruz. Sonra X'te 22'ye, Z'te de 2'ye konumlandırdık. Yani takım şu satırı görünce hızlı bir şekilde geliyor. Şurada bekliyor, şu noktada. Sonra G92 çevrimini görüyor. Diyor ki ha diyor ben diş çekeceğim. Tamam. Sonra X 19.5'a iniyor. Yani ilk başta yarım milimetre paso veriyorum. Sonra Z eksi 30'a gideceğim ben diyor. Tamam. Normal düz bir şekilde diş çekiyor. 2.5 hatvelle şu an şu R5'i görmeyeyim burada. 2.5 hatvelle şu an diş çekiyor. Sonra X 19'a iniyor. Diş çektikten sonra 30 milimetre ileri gidiyor. Sonra X'te 22 milimetre yukarı çıkıyor. Z 2'ye geri geliyor. Bunu da nereden biliyor? Çünkü G92'nin bir üstündeki X ve Z değerlerimi program otomatik algılıyor. Başa tekrar buradan geliyor. Buradaki çevrimin bittiği zaman program yine X 22, Z 2'ye geliyor. Sonra G28, U0, W0'ı gördüğü zaman konik bir şekilde referansa gidiyor. Evine gidiyor. Sonra dedik ki bir de biz bundan konik diş çekelim dedik. Ne yaptık? G92'nin satırına, aynı satıra R-5 yazdık. Nasıl yapıyorduk onu da? Ben dedim ki dişimin başladığı çap 10, bittiği çap 20, 10 ile 20'nin arasındaki sayıyı çıkardım 10 ve bu çıkan değeri 2'ye böldüm 5. Dış çapada konik diş çektiğim için dış çapta R harfimin yanındaki değerin eksi olması gerekiyordu. Eksiyi de yazdım. Konik bir şekilde dişimi çekmiş oldum. Yani G92 ile konik diş çektik. Güzel oldu. Desteklediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Daha ileride birçok güzel videolar gelecek. Bunun da haberini verelim. Ben Mustafa Karaca. İzlediğiniz için ve güzel yorumlarınız için çok 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 teşekkür ederim. Görüşmek üzere.